Tantiririm pam. Çok hızlı geldi. Biraz bekletseydim aslında. Önce bir ulaşamasaydık, sonra ben tekrar gönderseydim falan. Hoş geldin sayfamıza. Hoş bulduk. Çok selamlar. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Seni aslında daha önceden davet etmem gerekiyordu. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı biraz geçe sardı. Çünkü bence yani şu ana kadar yayın yaptıklarım içerisinde en etkili olacağını düşündüğüm isimlerden bir tanesisin. İsimlerden bir tanesisin dediğime bakma, bence o isimsin yani. O isimsin direkt. Çünkü bir kere ya sen bir kendini tanıt istersen, neler yapıyorsun, ne yaptın, eğitimin, şu an neler yapıyorsun Oğuz vesaire. Cihan'dan 2014 DUS'uyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne uzmanlık eğitimine girdim. Sonra oradan mezun oldum ve şu anda özel sektörde çalışmalarıma devam ediyorum. İzmir'de Özel Smart Özveriş Sağlığı Polikliniği'nde çalışıyorum. Tam adres. Peki DUS'a ilk girişinde mi kazandın? DUS'a ilk girişimde kazandım. Bayağı derece yaptın yani. Çok büyük başarı. Evet, birazcık baya böyle kafayı yemiş durumdaydım. Bir sürü şey çok güzel gelişti. Mesela DUS'un olacağı sene 2014 yılının Nisan'ında benim dil sınavım henüz yoktu. İngilizcem de çok iyi değildi. Dil sınavına çalışmaya başladım. Sonra dil sınavını kazandım. Tam ucundan böyle 50 idi. Şimdi, yani 52 buçukla falan kazandım. Ondan sonra bir ara neredeyse bir stajdan kalacaktım. Yalvar yakar, hocalar yardımcı oldu, geçtim ve o kalacağım staj Oğuz nasıl ortodontiydi. derece yaptın ya? Niye kalacaktım? O ayrı bir hikaye de. Ya okul bir okul hayatı daha şey ya, Sağ farklı faktörler var. geçince de DUS'a başvurmaya hak kazandım. DUS'a başvurdum ve memlekete gittim mezun olduktan sonra 29 Haziran 2014'te memlekete gittim ve kendimi odaya kapattım resmen. Kaç ay? 4 ay mı? Galiba 3 ay falan yani Yani sıfırdan Eylül'de mı 3 ay yani çalıştın? sıfır da yalan söylemiş olduğum öyle olursa şöyleydi son sene DUS dershanesine gittim. Genelde herkes şu moddaydı benimle birlikte DUS dershanesine girenler nasıl olsa bu sene olmaz okul da var seneye kalır deyip 2 yıllık yazılmıştı herkes ve dersleri de böyle çok takip etmiyordular açıkçası. Ben biraz olacaksa ilk sene olsun diye açtım ve oldu. Güzel oldu. Ben de Güzel mi beklediğim. oldu? Onları bir konuşalım. Şimdi bu sene Nisan'da DUS oldu. Sonuçlar açıklandı. Şu an arkadaşlar tercihleri bekliyor. Ve biraz daha yüksek puan yapanlar her sene olduğu gibi yine böyle mesela endodonti istiyor ama biraz derece yaptığı için aklı ortodontiye kayıyor. Atıyorum protez istiyor ama derece yapmış. Ya derece yaptım, ortodonti yazayım diye düşünen hala çok büyük bir kitle var. Şimdi bu kitle acaba yanılıyor mu yoksa bildiği bir şey var mı? Şimdi en çok bu arada yayın yapmayı sevdiğim branş ortodonti. Çünkü genelde çok rahat oluyorlar. Hem hasta bakarken hem hiçbir dezavantajını genellikle söyleyemiyorlar. Şimdi bakalım. Önce şu soruyla başlıyorum. Ben çok Bugünkü Oğuz. Şimdi ya. Oğuz'a ben bugün dedim ki Oğuz, yarın kalkacaksın ve gözünü açıp kapatacaksın. İstediğin bir bölümden sana uzmanlık veriyoruz. Ama bugünkü şartlarda tekrar ortodontiyi seçer miydin? Dürüst Ortodonti olalım. tekrar seçmeyebilirdim. Hayda. Neden seçmeyebilirdim? Ortodonti güzel, fiziksel olarak insanı yormuyor. Yani bir 7 numaranın distaline dolgu yapmak gibi zor şeylerimiz yok ya da endodonti gibi ya da işte protezdeki zor şeyler gibi. Yani fiziksel olarak çok yorulmuyoruz, kısa sürüyor. Yani lastik değiştirmek, tel takmak falan bunlar aslında çok zor şeyler değil, öğrenilebilir şeyler de. Ama işin planlama aşaması biraz zor. Bir de ortodonti ile ilgili fikir ayrılıkları meslektaşlar arasında çok fazla var. Yani mesela Yeni mi oldu? Hep var mıydı? ben bu işi öğrendiğimden beri hep var ve ben hep arayış içerisindeydim.
Mesela diyelim ki retansiyonu nasıl yapacağız? Lingual retainer mi yapacağız? SX plak mı yapacağız? Başka bir aparayı mı vereceğiz hastaya? Bununla ilgili çok baba insanların hep kurslarına gittim. Ya şu işi bu kursta çözeyim artık diye böyle hep bir beklentiyle gittim ama hepsi birbirinden farklı şeyler söylediler. Yani mesela mükemmel bir hoca, tam böyle idol, bir yönteme harika bu yöntemle tedavi edin bütün hastaları diyebilir. Başka birisi hayır bu yöntem rezalet bir yöntem, bunu yapan işte hastaya kasap gibi davranıyordur. Benim yöntemimle tedavi edin. Ama diş hekimliği böyle bir camia değil mi zaten? Her zaman griler var. Yani çok Yaparak öğreniyorsun birazcık. Yani kendi sonra bir tarz oluşturuyorsun. belki de cerrah olsaydım cerrahiyle ilgili yine böyle yorumlar yapacak olabilirdim ama Evet. belki sen protezle ilgili sizin de anlaşamadığınız konular var ama ortodontide gerçekten çok temel meselelerde. Mesela bir sınıf 2'nin nasıl düzelteceği Yazık. inanılmaz Ya derdiniz bir ayrı. yani o kadar büyük dertler ki Oğuz bunlar. Bir başka sebepler söyle. Beni takip eden arkadaşlar bilirler. Bazen böyle çıldırmış vaziyette Instagram'da hikayeler paylaşıyorum. Bir tane hasta geldi, şöyle dedi falan filan diye böyle sinirim bozulduğu zamanlarda. Bu şöyle yansıyor. Mesela benden önce hasta bir hekime muayeneye gidiyor. Ortodontiste 2-3 tane ortodontiste muayeneye gidiyor. Ve normalde biz eğitimde işte diyelim ki en son olan mevzulardan biri işte yetişkin hastada üst çeneyi genişletemeyiz, değil mi? Sarpe diye bir şey var. Cerrahi destekli üst çene genişletmesi. Biz böyle yapılmasını gerektiğini öğrendik. Benden önce gittiği 3 ortodontistin 3'ü de şeffaf plakla yaparız. Başka hiçbir şey kullanmana gerek yok ve tedavi çok güzel olur demiş. Bu sefer ben hastaya hiç şeffaf plak konusunu bile açmayıp senin cerrahi olman gerekiyor önce üst çeneni cerrahi destekli genişleteceğiz. Daha sonra şeffaf plak veya ortodonti şeklinde devam etmemiz gerekiyor değil mi? Bu sefer hastanın gözünde bu fikir ayrılıklarından dolayı ben beceremeyen Anladım. olabiliyorum. Ve hasta bunu bana söylüyor. Ya hocam siz böyle diyorsunuz da bir sürü de fatura çıkardınız. Şeffaf plaklı kalıplarla oluyormuş bu falan diyorlar böyle yani. Bu tarz problemler olabiliyor. Bir de hakikaten işini çok iyi yapmaya çalışanlar için Tam onu söyleyecektim. Yani idealist olanlar bence biraz daha bu konuda sıkıntı çekiyorlar ama artık biraz olay ticarete döndüğü için diş hekimleri arasında da bence böyle ya ben paramı bakıp geçerim diyenler için bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum ki. Beni takip edenlerin %95 parasına bakıp geçer ben biliyorum. Çok idealist olay. ortodontistin bir sözü vardır size söyleyeyim. Ortodontiyi iyi yapmak çok zor. İyi yapıyormuş gibi yapmak çok kolaydır. Ortodontistin ismi de Oğuz. Aa, güzel, güzelmiş. Peki başka sebep? Yani tamam fikir ayrılığı çok var. Bu yüzden ortodonti seçmezdim. Mesela fiziksel olarak yoruyor mu? Mesela konuyu çok uzatmadan şey de söyleyeyim de mesela cerrahi diyelim ki işte diş horizontal gömülü önce kronunu keser çıkartırsın sonra köklerini ikiye bölersin tek tek köklerini çekersin. Bizde bir tane böyle prosedür yok. Her Uzun süreli hepsi. şeye herkes bir şeye inanıp onu savunabiliyor. Yani bu gerçekten işi çok zorlaştırıyor. Ben her şeyi belli, yani belli olmasa da her şeyi, %80'inin her şeyi belli. Ortak tedavi planı yapabildiğimiz bir bölümde olsam daha ederdim. O Çünkü yüzden mi acaba ortodonti tedavileri çok uzun sürüyor? Her ay sadece ya tamam ya bir sonraki ay gel diyor. Bu ortodontistler acaba arka planda böyle kitap açıp falan araştırmaya mı çalışıyorlar? Aydınlandım şu an. bir de sadece hekim meslektaşlarımızla alakalı fikir ayrılığı değil, hastalar da çok darlıyor insanı, çok uzun Aslında sürüyor. şey biraz hastaya çok fazla maruz kalıyorsunuz bence. Yani uzun bir süre maruz kaldığınız için acaba o mu yoruyor? Çok uzun süre yoruyor ve ortodonti hastaları sadece tek bir seansta mutlular. O da tellerin takıldığı seans. Bir şeye karar veriyorlar ve bir şey Peki bu dijital yani bu şeffaf plaklarla vesaire bu durum değişmedi mi? Yani genelde bilmiyorum, bilmediğim için söylüyorum. Bana şöyle geliyor.
Ortodontist geliyor bizim kliniğe elinde kahvesiyle. Böyle genelde çok da güzel giyinmiş oluyor. Ondan sonra kahvesiyle geliyor. Şeffaf teslim ediyor. Hastaya diyor ki bay bay. Ve 6 ay sonra falan bir görüyor. Tekrar işte planı kullan kardeş diyor. Biraz daha rahatlamadım yani bu. Yani şeffaf plan kolaylık getirdiği şeyler de var, zorlukları da var. Ortodonti dediğin gibi böyle şık giyinilebilen, az emek sarf ettiğin, terlemediğin, Evet. ayakta durmadığın, oturarak günde 30 dakika bakabildiğin bir bölüm. Ama işte zor tarafta benim söylediğim şeyler. İyi yapmaya çalışırsan zorlaşıyor aslında. Her hastaya da bu arada şeffaf plak yapılamaz yani. Her hastaya şeffaf plak işte iyi yapıyormuş gibi görünürsen yapabilirsin. Eğer iyi yapacaksan her hastanın tedavisini şeffaf plakla olmaz. Sevgili Ferdal'la her zamanki gibi ortodonti övmeye gelip yorumlara ortodonti candır yazmış. Yani onu kalsa ortodonti, herkes ortodonti seçmeli. Şimdi O yüzden objektif, bu programda biraz daha objektif oluyoruz. Biraz daha olabilir. Yani memnun olmayan arkadaşların ortodontisten olması beni biraz şaşırttı açıkçası ama. Peki ne seçerdi bugünkü Oğuz? Hangi bölümü seçerdi? Ne? protez seçebilirdim mesela ya da cerrahi seçebilirdim. Cerrahi de textbooklar var çok güzel mesela sürekli güncelleniyor guide'lar var ya da mesela Pedodonti Derneği'nin çıkardığı travma guide'ı var. Mükemmel bir şey bence. Yani Ama o da hastalık sürekli değişiyor. Onlar da karar değişiyor veremiyor. ama en sonuncuya bakıyorsun her zaman. Ya Kimse sana en sonuçta her yol zaman çözüm bulmuyor. seviyorum diyemez. Mesela yani protezde de o kadar çok gri yer var ki. Bizde de sıkıntı şu. Gerçek hayatla teorik hiçbir zaman uyuşmuyor. Yani her bölümde bence o yani o ideal olmaya çalışan hekimler için çok zorluk var. Neyse bir özetleyelim. Yani ortodonti neden seçmezdim? Birincisi çok fikir ayrılığı var. İkincisi uzun süre hastaya maruz kalıyorsun. Peki maaş kısımlarında üzücü bir şeyler oluyor mu ortodonti uzmanlarında? İş bulamama gibi. Yani hiçbir ortodontist işsiz kalmaz. Ya tabii ki ama ya, diğer bölümlerle kıyaslarsak. Herkes iyi para kazanır. Diğer bölümlerle kıyaslarsak, yani şöyle bir aralık var, bir maaş aralığı, kazanç aralığı. Bu aralıkta bütün bölümler gezer bence. Belki hani çok piyasada, sektörde belki radyoloji hani gitmeyebilir. Ama protez, endodonti, Hemen hemen hepsi bunları yani aynı. yani iş bulamamam falan mümkün değil ortodontide. Zaten sürekli ben kaç yıldır ortodonti yapıyorum. Hala daha ya kliniğime gelir misin diye sürekli onu zaten klinik sayısı da çok fazla. Ve nedendir bilinmez herkes kliniğinde bir ortodontist olsun istiyor. Yani bu da birisi muayenehane açtığında illa oraya ortodontist gitmesi gerekmiyor. Öyle söylüyorum genelde bana teklif edenlere de. İş olanağı çok var ya. Yani işsiz Ama kalmak. şimdi genelde öğrencilerde şöyle bir algı oluştu. Eyeliner'lar ayağa düştü hocam. O yüzden mesela İstanbul'da iş bulamıyor. Biraz daha küçük bir yer, küçük yerlere gidiyor. Yani Yani ortodonti uzmanları iyi bayağı yerler bulmakta çok zorlanıyorlar mı? bence eyeliner bir kere ortodontiyi bitirir falan gibi bir şey mümkün değil. Yani bitirseydi braket de bitirirdi. Braket takmakta ne var ki? Braketi Evet. yarım saatte öğretirim ben sana nasıl takacağını. Yani orada planlama yapabilmek ya da bir komplikasyonla karşılaştığında onun üstesinden gelebilmek önemli. Biz bunları öğreniyoruz. Ben hala da planlama öğreniyorum. DUS bitti. Bizim ortodontistler bilir çok pahalı bir kurs var FACE diye. Onu mesela. Orada dünyamız değişti. Tamamen farklı şeyleri öğrendik. Hastaya daha farklı yaklaşmamız gerektiğini öğrendik. Gittiğin her kursta daha da cahil olduğunu hissediyorsun. Hiçbir zaman tamam ben bu işi tamamen öğrendim diyemiyorsun. Yani 10 senede ortodontiyi ben yeterli hissedemiyorsam kendime, yeterli hisset zaten bence problemlidir.
ortodontiyi planlama kısmı zor diyebiliriz bence. Peki bir Plan. şey soracağım. Bunu bilmediğim için soruyorum. Planlama kısmını yapan bazı yazılımlar ve uygulamalar var mı? Planlama kısmını şunu yapıyorlar. Yani bu şeffaf plaklarda bir dişin mesela rotasyonu daha rahat yap, ataşman denilen şeyler takılıyor dişin üstüne. Bu ataşmanı nereye yerleştirirsem, nasıl, ne büyüklükte bir ataşman koyarsam bunun rotasyonu daha kolay olur gibi şeyler planlanıyor. Ya da mesela distalizasyon yapıyoruz diyelim. Bu distalizasyonu işte 7'yi ittirdik, 6'yı ittirdik, 5'i ittirmeye ne zaman başlayalım? Tedavinin akışını, Uyguluyor. akışlarını değiştirecek şekilde. Bunlar planlanabiliyor. Bunları ileride yapay zeka da planlar. Ama işsiz kalmayacağız. Çünkü asıl o hastaya distalizasyon mu yapacağız? O hastaya öncesinde splint mi yapacağız? Bu hastanın komple baktığında iskelet yapısıyla beraber değerlendirildiğinde ne gibi problemleri var? Bunları nasıl iyileştirebiliriz? Bunları ortodontist düşünüyor. O yüzden şeffaf plaklar bitirmedi. Bitirseydi braketler ortodontiyi. Bu şey gibi zaten. Mesela implant çıktığında cerrahi bitti mi? Aksine bir de bu dijital yenilikler beraberinde daha fazla yeniliği getiriyor. Ve hekim için bence daha fazla alan açıyor. Ben de bitireceğini düşünmüyorum. Çok fazla bu ortak görüş var ama Ya bitmez. ortodonti yoksa Başka bir diğer şey çıkar. ne bitirir biliyor musun? Bence bu çirkin rekabet ortamı Instagram'daki. Herkesin en mutlu hastalara sahip olması. Herkesin hastasıyla gülücükler atarak fotoğraflar paylaşıyor. Evet. Tamam. Ondan sonra ben de yapıyorum bunu. Yapmak gerekiyor. Ama belli sınırlar içerisinde yapmaya çalışıyorum. En azından haksız rekabete yol açmamak gerekiyor bence bunları yaparken. Muş gibi görünmek, hani bu bence diş hekimliğini bitirebilir. Yoksa yenilik, teknoloji hiçbir zaman hiçbir mesleği demeyeyim de en azından ortodontiyi Bizim bitirebilir. meslekte biraz zor ya. Tamam, peki. Peki böyle birazcık asistanlıkla ilgili sorulara geçiyorum şimdi. Tamamdır. Ortodonti asistanlığında sence şehir seçimi önemli mi? Yani perifer veya büyük şehir Önemli. olması ileride Ben şehir seçtim çünkü. ne gibi katkıları oldu sana? Sen İzmir'de uzmanlığını yaptın, sonra İzmir'de çalışmaya başladın. İzmir'de Ama çalıştım. mesela atıyorum daha doğuda bir yerde, daha perifer dediğimiz küçük şehirlerde uzmanlığı yapıp İzmir'de çalışamaz mıydın? Bu bir sorun olur muydu yani? Yok, bu sorun olmaz. Hani sonuçta uzmanlık en az 3 sene, değil mi? Ben 5 senede bitirdim bu arada. Yani uzunca bir süre. Bu uzunca süreyi keyif alacağım bir şehirde geçirmek. Mesela belki bu ailene daha yakın olmaktır. Belki olan bir yer olmasıdır. Belki insanların kafa yapısı sana daha uygun olan bir şehir olabilir. Yani önemli bence. Üniversite Mesleki olarak etkilemez diyorsun o zaman. mesleki Yani olarak mesela iş aramaya başladığın zaman sana soruyorlar mı? O sen Marmara çıkışı değilsin, biz seni alamayız diyorlar mı? yok. Hayır. Öyle bir Öyle şey bir hiç şey yok. kimse diplomanın nereden olduğuna bakmıyor işe alırken. Biraz ikili ilişkilerle alakalı, network, insan Evet. bununla alakalı. Bunu yapabilen zaten taşıyacaktır yani çalışabileceği klinik sayısı. Ama bunu yapmasam bile bulunur. Çünkü ortodonti şöyle bir şey. Yani çoğu insan kliniğine protezci ya da endodontist çağırmayabilir. Bu biraz değişiyor tabii şu anda ama herkes ortodontist çağırır. Yani bir klinik açılıyorsa, ortağı ortodontist değilse illa ki o kliniğe bir Evet. ortodontist çağırır. Peki sence hocaların bir önemi var mı? Mesela yeni kurulan bir sürü üniversite var ve bunlarda genellikle doçenti sadece isim olarak duruyor. Yani hiç gitmiyor neredeyse. Profesör hiç yok. Sadece yani bir eğitim eksikliği var belli ki. Yani böyle bir üniversitede uzmanlık yapmak, ortodontiyi öğrenemem, vay geri kalırım, ileride bana sıkıntı olur dedirtir mi sence? Dedirtir. Yoksa hani biraz daha köklü bir üniversitede mi okumak gerekiyor? Gerçi sen Katip Çelebi'nin ilk asistan mezunlarındansın. Yani ilk asistanlarındansın, değil mi? Evet.
Köklü bir üniversite değildi Katip Çelebi. Senin için bunun bir dezavantajı vesaire oldu mu? Dezavantajı şöyle. Mesela benim üniversitemde benim şu an çok idol olarak gördüğüm hocalardan biri olsaydı, ben böyle yapışsaydım, beni asistanı olarak sürekli yanında tutsaydı, o zaman belki bazı şeyleri daha kolay, daha çabuk çözebilirdim. Ama onları ben nasıl çözdüm? O sevdiğim insanların kursuna giderek, bir ara her hafta İstanbul'daydım. Evet, hatırlıyorum. Çok fazla kursa Sürekli kursa geliyordum. Paket olarak falan satın alıyordum kursları. Bu arada ortodontide şöyle bir şey var. Her şey paralı. Bütün kurslar paralı. İimplant firmaları, cerrah sponsor oluyor kongrelerde. geliyordun. Ama bizim hiçbir zaman sponsorumuz yok. İnanılmaz Sizde pahalı. para çok zaten diye sallamıyor markalar. Bilmiyorum niye öyle. Ortodontinin her şeyi paralı. Bütün kongreleri, bütün kursları, bütün malzemeleri parayla satın almak gerekiyor ve yapmak gerekiyor bunu hakikaten. Gitmek gerekiyor farklı. Ya senin aslında bir mentor eksiğin oldu. Böyle köklü olmayan bir üniversitede uzmanlık yaptığın için. Evet, ama işte bu beni bitirdi mi? Bitirmedi. Yani bir şekilde Destekledin. telafi ediliyor. Üniversite tercihi yaparken hani gidip bence orada okuyanlarla Evet. yani ne tutuyor mesela aşağı yukarı bunu görebildiyse kişi gidip oradaki ortodonti asistanlarıyla böyle kuytu bir köşede kimse duymayacak şekilde açık açık her şeyi dinleyebilirler. Benden de dinleyebilirler. Yani burada Değişiyor ama üniversiteler çok dinamik. Yani senin girdiğinle şu anki Katip Çelebi aynı bile değişiyor. olmayabilir. Ki aynı değildir eminim. Öyle. Ama işte bu marka Evet. hocalarımız tabii ki hepsi çok değerli ama böyle yanında olmak isteyeceğimiz bazı hocalar var. Onlara yakın olmak güzel olur hakikaten. Var söyleyeyim fırsatları Evet. değerlendirilebilir. Peki sizin böyle aranızda ortodonti kurslarında, kongrelerinde bir araya geldiğinizde, yani bir üniversiteden, ben şu X üniversitesinden geliyorum diyen birine, o üniversite bayağı iyi işler yapıyor dediğiniz bir üniversite var mı? Ama mesela yani mesela İstanbul, Marmara isim istiyorum senden. Ya da atıyorum Sivas, Erzurum gibi. Mesela diplomamda Yeditepe Üniversitesi yazsın isterdim. Marmara yazsın isterdim. Hacettepe yazsın isterdim. Bunlar olabilir. Yeditepe'yi ben de yazsın isterdim. Ben doktora yapmış olurdum. Uzman kalmıyor çünkü. Demek ki babamın da parası vardı derdim. Aa! Derdim paraları da ne güzel. Ben de çok isterdim. Ama olmayınca olmuyor olsun. Bir şey de güzel. Yani yabancı dilde olsa eğitime. Ha. Uzmanlık eğitimde yok ama öyle bir Yok, yerden. yok demeyin uzmanlık Yok. eğitiminde. Yani yabancı dilde ders Belki dinleyebilmek, maruz lise kalmak. Yani olabilir. İyi olurdu bence. Yabancı dilde eğitim Evet. alabilmek de olsa güzel olurdu. Ama Peki sence kimler ortodonti seçmeli, kimler de seçmemeli? Bu iş size göre değil diyorsun. ortodonti kimler seçmemeli? Evet, seçmeli mi, seçmemeli? Herkes ortodontist olabilir mi yani? Herkes olur ya, niye olamasın? Yani Ortodontist. mesela Herkes ben mesela çok sabırsız bir insanım. Ben mesela ikinci ayda bitirmeye çalışırım bir ya tarafta. birazcık insanlarla sıcak ilişkiler kuramayan, soğuk bir kişi hissediyorsa kendine belki ortodontide zorlanabilir. Çünkü aile gibi olman gerekiyor hastalarla. Hastalarla iyi ilişkiler kurmak gerekiyor. Çünkü onları çok uzun süre görüyorsun. Bunu sağlamak bazen zor olabiliyor. Benim çok arkadaş çevrem vardır. Yani böyle severim sosyal diye. Ama ona rağmen ben bile bazen zorlanıyorum. Uzun süre mesela. Yani dişini fırçalamayan bir hastaya bazen biraz böyle kaba davranıp, suratsız davranıp sonradan pişman olduğum olabiliyor. Bunlarda sürekli zorlanacak bir insan. Mesela en ufak bir yanlışında hastaya kızıp hem kendini hem hastayı strese sokacak bir insan belki ortodontide biraz zorlanabilir.
Onun dışında tel takmak, ligatür takmak vesaire hepsini herkes yapar. Bunlar bir olay değil ya da ataşman yapıştırmak falan bir olay değil. Bir de sürekli öğrenmek gerekiyor, ders çalışmak gerekiyor. Şu planlama kısmı ve yönetim kısmı tedavi var ya o işte biraz zor. Tabii bütün dalların zorluğu da bizimki Daha çok güncellemesi bu durum. aynen. Peki sence ortodonti uzmanı olan birinin devlette çalışması mantıklı mı? Maaş açısından, gelecek açısından ya da mesela devlette biliyorsun bazı materyaller çok fazla olmuyor. Ortodonti Efendim? devlette mi Evet. çalışmak? Yani sence bu devletle özel arasında Devletin dezavantajı ne olur? Hiç materyal. bilmiyorum devlette nasıl çalışılıyor ki? Yani şey Materyal yoktur. hasta Yani şeffaf plak yoktur yo zaten. vardır devlette Yoktur çalışıp şeffaf ya. hasta parasını ödedikten sonra malzeme Şeffaf parasını plak ha, yapılır yani mı diyor. taramıyorlardır. Ölçü alıp tarattırıyorlardır belki. Ya da kendine bir tane tarama cihazı alır o doktor. Orada harcamak isterse olabilir. Ama çok mantıklı mı sence? Yani özel sektörde zaten ortodont uzmanları bayağı iyi kazanıyor yani. Aynı kazancı çok kısa sürede yaparsın özel sektörde. Yani kazanç olarak bakıyorsan Ama hafta muhtemelen bunu şey için soruyorlar. Bazılarının eşi asker vesaire oluyor, sürekli atanıyorlar. O yüzden ortodonti istiyor. Böyle çok kanman da yapmak istemiyor. Anladığım kadarıyla. Eşimle beraber sürekli atanırım. Devlet devlet diye düşünen arkadaşlarımız var. Onlar soruyor muhtemelen. olabilir. Olabilir de. Yani devlette çalışabilir. Üniversiteye gir şansı varsa bir insanın bence girsin yani Duslular üniversitede hoca olsun. Ne güzel. Evet, çok güzel. Sen niye olmadın? Sende de vardı öyle bir ışık aslında. Benim öyle bir şansım yoktu. Aslında Yani evet. okul olarak Katip'te zaten hiç yoktu. kaldım. Peki, İzmir şöyle bir soru var. Dışarıdan bakıldığında, ha? Özür dilerim böldüm. az üniversite var. Aslında fazla tabii de yani hani böyle İstanbul'daki gibi özel bir üniversitede hemen yardımcı doçent kadrosuyla başlayayım falan gibi İzmir'de olmuyor. Devlet Üniversitesi'ne girmek de zor biraz. Çok Biraz sevmeleri. değil, bayağı zor. Bayağı. Her yerde öyle. Şimdi dışarıdan bakıldığında diğerlerine kıyasla daha rahat bir bölüm gözüküyor. Gerçekten öyle mi? Bir de şeyi soruyorlar. Ortodonti asistanlığı nasıl? Hani öğrenci yükü falan da pek yok ama genelde böyle kolay olan şeyler aslında biraz daha zordur ya. Zor, Protez sürekli fleksibilitesi. çok zor. Vallahi zor. Protez sonra da zor. Okurken zor. Hep zor. Yani protez geçen başta bunu kabul etmiştir yani. Aklıyla zoru vardır diyorum ben. Öğrenciyle hiçbir alakamız yok. Sadece Evet. işte birkaç büküm falan gösteriyoruz bazen. O da bize sıra gelirse zaten çok asistan oluyor genelde bölümlerde. Öyle dertlerimiz yok. Ne dertlerimiz Ne dertler güzel. hasta listeleri düzenliyoruz. olamadım ya. Nasıl böyle dertleriniz var değil mi? Yok, hasta listeleri düzenliyoruz sürekli. Ondan sonra modelleri çok güzel olacak falan böyle. Yani bence gereksiz uğraştığımız şeyler de var. Mesela bir bilgisayar programı, doğru düzgün bir bilgisayar programı alınıp üniversiteye hasta listeleri harika tutulabilir. Ama Excel'de hasta listesi tutuyorsun. Araya bir tane hasta sıkıştıracak olduğunu. Ameliyat kısmı var, her asistanlıkta var. Ameliyatlık ve senden başka kimse yapamıyor onu. Bence bunlar zamanla değişir. Belki de değişmiştir bilmiyorum ama biz böyle elle falan çok hasta listesi tuttuk. Modelleri tek tek model maker'a falan alma gibi şeylerimiz oldu. Halbuki tarayıcı diye bir şey vardı o zaman da. Büyük ihtimalle birçok yer tarayıcıya geçmiştir. O modellerle falan çok fazla uğraşmıyorlardır artık. Ortodonti rahat ya, asistan çok böyle. Hasta bazında nasıl? Mesela her hastaya bakabilme imkanınız oluyor muydu? Yoksa mesela bu sarpelere falan girebiliyor muydunuz? Şey oluyor hasta Lefortlara, Lefortlara 150 falan. tane hasta bitirmek gerekiyor asistanlığının bitmesi için. O hastalığı her seferinde hocayı orada bulabiliyorsam, imzanı düzgün alabiliyorsam,
hoca, nöbetçi hoca yerindeyse veya bakabiliyorsa, yetişebiliyorsa asistanlara, güzel takip ediliyorsa bitirilir. Çok zor olmaz bitirmek. Ama bazen işte zorlaşabiliyor. Mesela bazı üniversitelerde dışarıya gönderiliyor şeyler. Bir teknisyen bir laboratuvar yapıyor apareyleri. Bazı Bizde de üniversitelerde vardı ama sanki ya. vardı bizim teknisyenimiz ama Poşetleri hep bana taşıttırıyordunuz. Oradan hatırlıyorum. yetmiyordu biraz bize. Bazen kendimiz yapmamız gerekiyordu. Bazı yerlerde de direkt kendin yapacaksın yani. Yapamaz, yasak. Amelilik ama yani öğrenmek de fena olmaz Yok, ya. işine yarıyor Evet. insanın. 3-5 tane yapmak lazım. Ondan sonra teknisyeni yollamak lazım. Aynen. Evet. Kastı çok artıyor. Bazı şeyleri kolaylaştırmak lazım. Yani o yüzden mesela şey olabilir. Üniversite tercihinde böyle genç ve yeniliğe açık kişilerin de olduğu, işte çok örnek alınacak tecrübeli hocaların da olduğu bir ortaya karışık bir ekip Biliyor çıkarsa. musun? Yani öyle bir üniversite, öyle bir ekibin olduğu bir üniversite biliyor musun? Aklına geliyor mu? Yeditepe'de mi? Hepimiz burada ağlarız. Üniversite aklıma gelmiyor. Bir de sürekli değiştiriyor ya hocalar üniversitelerini. Evet, ama köklü hocalar kalıyor ya genelde. Devlet Mesela şu üniversitede de şöyle bir hoca var ya, onun için bile gidilir gibi bir olay var mı? şöyle yapalım onu. Bana mesaj atsın arkadaşlar. Çelebi. Ben Orta Odontide kendi sevdiğim Tamam. aldığım hocaları Dedikodu söyleyeyim. kısmını Onlar özelden halledelim. da hangi üniversitede olduklarına bak. Çünkü takip edilemeyebiliyor. Ha, anladım. Tamam. Peki ortodonti uzman olduktan sonra yurt dışı imkanları nasıl diye bir soru gelmiş. Hiç böyle bir şey araştırdın mı? Yurt dışı imkanı yok. Diplomamız geçmiyor. Hiçbir Ya yer. evet, hiçbir yerde geçmiyor zaten. DUS olduğu için doktor olsa belki saydırılabilirdi. Akademik olarak gidebilirsin ama hasta bakamazsın. Sen hiç böyle bir arayışa girdin mi? İşte yurt dışına taşınacağım, edeceğim artık falan yok. Ben girmedim. Ben çok çabuk kök saldım İzmir'e. Yani hastalarım falan Yani şu an olmuş. bir klinikte misin? Part-time gittiğim başka klinikler de var. Bir klinikte değilim. Bir ortodontistin bir kliniği doldurması Evet işte yani biraz zor. biraz zor tabii, dolduran çok var. Biraz zaman lazım yani. Daha biraz herhalde Bir ferdallah. Ferdi abi çok tecrübeli ve Ferdi abi çok az olduğumuz zamanda ortodontist oldu. Yani güzel zamanlarını görmüş. Şu anda yeni mezun olanlar tabii biraz zorlanıyor. Mesela çalışırken biz yüzdeyle çalışırız biliyorsun. Evet. Yani normalde ortodontinin yüzdesi yüksektir. Bunlar düşmeye başlamış yeni başlayanlarda. Onları görüyorum. Bunları da hani tercih edecek arkadaşlar düşürmeme yönünde aksiyon almalı bence. Yani tecrübeli meslektaşımız da Rekabet oluyor ya önceden gerçekten. şöyleymiş. Onun zamanında bayağı tecrübeli bir meslektaşımız. Gel kliniğe ortodonti hastalarını bak da işte %100'ünü al ya. Hiç bir şeye gerek yok yani. Gel sadece hastalara bak orada falanmış yani. Bir adam. Ama şimdi şöyle ortodonti hastalarının çocuk ergen kesim geliyor daha çok. Anne babasını da çok bağlayan Tabii kliniklere oluyor. Eskiden kliniğe beri bu şey var. katılıyoruz. Aynen. Ailenin Yani aslında diş hekimi oluyorsun. aynen öyle. Peki Orada sence iyi. ortodontistin klinik açması mantıklı mı? Orası şöyle, klinik açma ortodontiste bir ortaklık çok zor. Şimdi bir muayenehanecilik artık birazcık zorlaştı değil mi? Bir ortaklığı tutup orada muayenehane açtığında ki görüntünle poliklinik biraz farklı oluyor artık. Poliklinik Evet. ise poliklinikler de çok artık maliyetli hale geldi. Bayağı pahalandı bütün tadilat ve malzeme masrafları çok arttı. O yüzden açıyor herkes kliniklerine. Tek başına açan az sayıda insan var. Ama ortodontist ortaklık işi çok zor. Mesela
ben kendimden anlatayım. Bir yere ortak olacaktım. Nasıl bölüşeceğimizi anlayamadık yani. Nasıl ortak yapacağımızı çözemedik. Şöyle çözemedik. Mesela implant yapılacak hastaya. Hekim düşünüyor ki, implantı yapan hekim düşünüyor ki ya bu hastanın parasının yarısı Oğuz'a gidecek. Oğuz hiçbir şey yapmıyor bu hastaya. Böyle düşünüyor. O Doğru. yüzden yani haklısın diyorsun sen de zaten. O yüzden Anladım. Yani ortaklığınız bir pay. Evet ya, ben şu an bak konuşunca aklıma geldi. Ortodontist ortağı olan her tanıdığım arkadaşım bir süre sonra böyle konulardan rahatsız olup gerçekten sonlandırdı ortaklığını. tek başına açması lazım bence Evet, ortodontisti. ya da bir ortodontiste belki Daha ya da işiyle falan. yanında da mutlaka zamanla hasta oluştukça staff oluşturması lazım. Diğer uzmanlıklar olur. Genel diş hekimliği olur. Oluşturması lazım. Allah'ım, şeyler, yorumlar hep şöyle: hocam asıl motivasyon kaynağımız paradan bahsedelim. Para, para, para. Kaç para? Devlette kaç para? Özelde kaç para? Yani Devlette benim takipçi kitlem gerçekten parayla söylemek kafayı istiyorum. bozmuş. Uzmanlık okuyup aç kalan, yani arkadaşlar yok. Yok. Aç kalan yok. Yani uzmanlık okuyup herhangi bir uzmanlığı bitirip radyolojiyi biraz pas geçiyorum. Çünkü özelde radyoloji çok aranmıyor. Ya hiç aranmıyor. Şimdi az da şey demeyeyim, yani gri konuşmayayım. Hiç aranmıyor. Devlet veya o üniversitede kalacaksınız. Onun dışında yani uzman olan bir kişi 3 basamaklıdan başlar, gerisi sana kalmıştır. Lütfen bir daha para sormayın. Yani aç kalan, kazanamayan bir uzman yoktur. Ya o, sen tanıyor musun? Abi ben endodonti uzmanıyım, işte param yok falan diyen birini biliyor musun? Ya ben bilmiyorum ya. Ya kendi tercih etmiyordur. Az çalışıyordur mesela. Ya da paradan, çokluktan, neyden beklediğinize göre değişiyor. Yani birini Hiper BMW mutlu eder, birini Peugeot mutlu eder. İkisi de ama kendisine göre param var diye olabilir. Ama sizin hedefiniz Porsche ise Peugeot kadar kazanınca mutlu olmazsınız. Ama bu kişiden kişiye göre değişiyor. Ferdallah gibi zenginler de var. Bizim gibi garibanlar da var işte. Yani o kadar çok para sorusu geliyor ki, uzmanlık okuyup para kazanmayın. Yok arkadaşlar, bunu bir kere çıkartın. Hani o, sana şunu soracağım. Şu anda mesleki olarak seçimlerin, yaşadıkların, her gün işte kliniğe gittiğinde kendi ruh halini düşün vesaire. Kendine mutluluk üzerinden 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 çok mutluyum, 0 hiç mutlu değilim. kaç veririm? 7 veririm. İyi mi? Güzel, güzel bir puan. Yani beni tatmin etti şu an. Çok yorulmuyorum. Evet. Biraz böyle güzelliklerinden bahset, bilgimiz açılsın ya. Aynen çok ya işte Ya biliyorum böyle senin kafanı kurcalayan şeyler var. zorluklarından Belli ki bahsedeyim. birazcık böyle seni yormuş, ama bize böyle güzel şeyler söyle. Para çok iyi de. Az eforla çok para de. Kaçıncı arabamı aldım bilmiyorum de. Para para para. Para çok iyi. Biraz arkadaşları motive edelim Daha yani. yurt dışına şey Ortodonti kazanmak için çalışsınlar ya. Gidip ben bu mikroyu bu gece bitirmeliyim araba alabilirsiniz, ev alabilirsiniz, yurt dışına gidebilirsiniz. İstediğiniz markalara yakın olur bunlar. Hayır, mesela şeyi de hani az çalışıyorum falan dedin ya, bunun gibi mesleki olarak güzel özellikleri de sarman lazım. Çok rahat çalışırsınız. Birçok şeyi yanınızdaki çalışanlara delege edebilirsiniz. Mesela invizalign yaptığınız zaman Başkasına tarattırmak. bazı arkadaşlar, meslektaşlar var mesela. Sadece planlama yapıyorlar. Kendi kliniklerindeki ekip yapıştırma vesaire bütün işlemleri. Yurt dışında da böyle çok böyle Evet. örnek braketle tedavi yapan tabii onlar galiba bu bir meslek. Hijyenist. Aynen Ama hijyenist. Türkiye'de onlar biraz yeni mezunun karşılığı oluyor. Yani yeni mezunlara yaptırıyorlar genelde ataşmanları. Maalesef öyle olabiliyor. Yani rahat bir iş akışı düzenleyebilirsiniz kendinize. Onun dışında güzel taraf gelmiyor. Yapma gözünü seveyim. Kan yok, tükürük yok Ha, falan kan diyorum. yok, tükürük yok. Bu da güzel. Bence mesela eğlenceli bir tayfayla çalışıyorsunuz ya. Bak, Ferdallah Porsche isteyen ortodontist olsun demiş. O Porsche'si olan ortodontistler var tabii.
Verdi olur işte. Kaç tane Porsche'si var kim bilir. Yani onunla yaptığım yayında bir tane dezavantaj söylemedi ya. Bir tane dezavantaj söylemedi. O kadar ben bırakacaktım yani protezi falan tekrar dursa girmeyi düşündüm. O derece motive oldum. Ha, tabii bu yani görünmeyen bazı kısımları da anlatmak lazım o yüzden. Bence de anlatmak. Tabii ki. Yani. Kadar bizi izliyorlar. Belki hayatına dokunacağımız evet. Birkaç kişi oldu. Yani o yüzden özel olarak da bana yazarlarsa daha detaylı da anlatırım bazen. Ama sizin bence uğraştığınız kitle de biraz eğlenceli ya. Böyle çok pedodonti çocuğu değil. İşte bizim protez yaşlısı değil. Bence böyle kafa kesim yani. Bir kısmı insanı hayatına gerçekten. Bir kısmı da bir teşekkür ediyor. Yani sırf onlar için ya da bir sarma falan yapıp getirmiş kesmişler. Sırf onlar için yapılır yani bu meslek. Ama böyle çok aşırı titiz olup da senin bütün işlerine karışan tipler var böyle. İşte ne zaman çıkacak telim sorusu. Yani telim zaten ikinci, üçüncü aydan başlıyor o soru. Dedim ya hastalar ilk seans çok mutlu. Bir de çıktığında da mutlu olmuyor bazıları. Garip geliyor. Garip geldi bir dişlerin. Tel tedavisi oldun mu bilmiyorum. Yani... Evet benimkini Cem yaptı hatta. Cem Rez de yaptı. Yemin ederim insanlar şey davranmış. Ben ilk aydan şey dedim ne zaman çıkartıyoruz? Aynen. Hem o var hem de bittiğinde mesela protez laminayı taktığın zaman böyle bir wow diyor değil mi hastalar? Tabii. Tatminatı çok fazla oluyor. Bir de geçtim laminayı. Yani çiğneme sistemi komple olmayan bir insana yani kas eklem dışında sen yeme içme özelliği katıyorsun. O tarif edilmez bir duygu. Ama çocuklarda şey oluyor işte. Yani işte özgüvenleri gelişiyor. Daha önce bakmayan tipler bakmaya başlıyor. Yani gençlerinin hayatlarına dokunmak güzel ya bence. Güzel güzel. Güzel işte bunun kıymetini bilenler seni mutlu ediyor. Bazıları inanılmaz yamuk dişleri düzeltiyorsun ve teşekkür etmiyor. Bir sarma getirmiyor. Garip oldu falan diyor yani. Yani bir garip oldu şey meşhurdur bizim aramızda. Peki bir de şeyi konuşalım. Sence ortodontinin geleceği nasıl olur? Bu yapay zekalarla vesaire nasıl olur? Daha mı zorlu? Mesela şu anda bilmediğim için soruyorum ama bu Invisalign'ı sadece ortodonti uzmanları kullanabiliyor değil mi? Çok değişebilecek bir şey. Yani diş hekimlerine de her an açabilirler. Yani şu an açık değil diş hekimlerine. Şu an diş hekimlerine açık değil. Ama başka markalar var diş hekimlerine açık olan. Satan. Ya diş hekimleri kullanıyor. Yani ben ona karşı bir şey değilim. İsterlerse tel de taksınlar. Yapabilirler. Çok zor bir şey değil. Ama sonra pişman olur bir çocuğu. Bu şey değil. Hani hakikaten zor bir şey olduğu için söylüyorum bunu. Yoksa peki sence geleceği nasıl olur? Geleceği nasıl olur? Ya bence, mesela daha mı zorlaşır her şey? Daha mı kolaylaşır? Mesela, daha mı çok para kazanırsınız? Ben sefolometrik filmin noktalarını tek tek koyuyorduk böyle. Hı-hı. Şimdi internette bir şey çıkmış WebSet diye. Yüklüyorsun. Hiç nokta koymana gerekmiyor. Koyman gerekmiyor. Yapay zeka otomatik algılıyor. Direkt sana üst keserleri önde, alt keserleri geride, alt çenesi geride falan diye böyle özet çıkarıyor. Bunlar gelişecek tabii ve bizim faydamız olacak. Ama tamamen ortodontinin bütün planlamasını dosdoğru bir şekilde yapabilecek bir algoritma olabilir ama çok fazla veri vermek gerekir ona. Mesela hastanın tomografisini, üst aramasını yükleyeceksin. Klinik verilerini yükleyeceksin. Onların hepsini oraya yükleyeceğine belki de tecrübelerinle kendin planlamak daha kolay olabilir. Bilmiyorum. Ama kolaylaşacak yani. Her şey kolaylaşacak bir süre sonra bizim için. Yine de ortodonti bitmez diye düşünüyorum ben. Bitmez ya. Peki son olarak arkadaşlara vereceğin tavsiyeler var mı? Ortodonti düşünenlere. Düşünmeyinden başka. Ortodonti düşünenler. Bu arada yani hangi ben gerçekten ortodonti bana çok gidip, şey geliyor ya. Pakistanlar. Böyle hayal gibi geliyor. Ben gerçekten yani bir hasta gün sonunda şöyle çıkıyorum klinikten.
Ya her yerim kan, saçım başım dağılmış, 10 tane hastayla konuşmuşum. Ya Hani ortodonti gerçekten çok büyük rahatlık veriyor. Yani evet. bence rahatına biraz daha düşkün olanlar, bu belki çok idealist olanlar da var ama çok da idealist olmayanlar, diş hekimliğini çok da sevmeyenler, hani atıyorum dolgu kanal gibi bu branşları çok sevmeyenler için bence tam bir hayal yani. Ya benim çok içimde kaldı. Olabilir, olabilir ama sadece çok da böyle görüldüğü gibi her şey güllük gülistanlık değil ortada. Ama güzel tabii. Peki senin vereceğin böyle başka tavsiyeler var mı? Bence hangi üniversiteyi düşünüyorlarsa mutlaka gidip oradaki asistanlarla konuşmak lazım. En doğru güncel bilgiyi onlar verir çünkü. Dediğim gibi böyle bir mentor birisinin olduğu bir üniversiteyi tercih etmek çok güzel olur. Bunu da en yakın ortodonti uzmanına sorup öğrenebilirler. Kimler var böyle Senin bizim çok. takipçilerinde de vardır. Senin takip ettiklerinde vardır. Onlara bakabilirler. Aynen bakılabilir. Bunlar ortodonti güzel, rahat, fiziksel yorgunluğu yok. Ama mental Güzel. olarak. Tamam. Teşekkür ederim Oğuz katıldığın için. Rica ederim. Çağırdığınız için ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkesin gönlündeki olsun. Güzel olsun inşallah. İyi Teşekkür ederim. akşamlar. İyi akşamlar.